Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla yeni bir konuyla birlikteyiz. Artık hücre bölünmelerine başlıyoruz. Mitoz bölünme ve mayoz bölünmeden bahsedeceğiz bu konumuzda. Şimdi mitoza bağlı normalde eşeysiz üremeyi, mayoza bağlı da eşeyli üremeden bahsedecektik ama Campbell'a baktım, bunları ayrı ayrı vermiş arkadaşlar. Yani mitozu mayozu anlatmış, daha sonra üreme bölümünde direkt eşeyli ve eşeysiz üremeye geçmiş. O yüzden ben de öyle yapacağım, üremeyi ayrıca size anlatacağım. Şimdi ilk önce genel kavramlarımız var. Genel bir kavramları öğrenelim. Sonuçta karşımıza sürekli bunlar çıkacak. O kavramları öğrendikten sonra hücre bölünmelerinin aşamalarına, işte hücre neden bölünür'e bakalım arkadaşlar. Devam edelim. O zaman şöyle geçiyorum, sayfamı değiştiriyorum. Kavramlar diyorum arkadaşlar. Genel kavramlarımız. Birincisi kromozom. Nedir kromozom? Arkadaşlar DNA molekülünün, bakın DNA'nın histon proteinleriyle çevrelenmiş yapısına biz kromatin iplik diyoruz. Kromatin iplik hücre bölünmesi olacağı zaman kısalıp kalınlaşarak neye dönüşüyor? Kromozoma dönüşüyor. Bakın kromatin iplik DNA'nın daha böyle karmaşık halidir. Daha uzun, daha karmaşık halidir. İp yumağı gibi düşünün. Kromozom ise arkadaşlar işte bu kromatin ipliğin kısalıp kalınlaşarak oluşturduğu yapıdır. O zaman şöyle bir yazalım. DNA'nın etrafının histon proteinleriyle çevrelenmesi sonucu kromatin iplik oluşur. Kromatin iplik oluşur. Bölünme sırasında kromatin ipliğin kısalıp kalınlaşmasıyla ne ortaya çıkıyor arkadaşlar? Kromozom ortaya çıkar. Kromozom ortaya çıkar. Bu kısalık kalınlaşma olayı hücre bölünmesini kolaylaştırır arkadaşlar. Bu yüzden kısalık kalınlaşma olayı vardır. Peki başka neyden bahsedeceğiz? Arkadaşlar kromatitten bahsedeceğiz. Şöyle 2 diyorum, kromatit. 2 kromatit. Arkadaşlar kromatit de şu. Şöyle altlarını da çizeyim. Kromatit her kromozom kendini eşedikten sonra oluşan ikili yapıyı arkadaşlar biz kromatit diyoruz. Kromatitler birbirlerinin aynısı olduğu için biz bunlara kardeş kromatit diyoruz arkadaşlar. Bir kromozomda iki tane kromatit vardır ve bunlar birbirinin aynı özelliklerini taşırlar. O zaman yazalım. Kendini eşlemesiyle oluşan yapıya kromatit denir. Arkadaşlar şöyle iki iplikli bir yapıdır. Bu ipliklerin her birine biz kromatit diyoruz. Yani şöyle düşünün. Şu bizim kromozomumuz. Kromozomun her bir yapısına ne diyoruz? Kromatit diyoruz. Kromatit. Ve kromatitler birbirleriyle aynı oldukları için biz bunlara ne diyoruz? Kardeş kromatit diyoruz arkadaşlar. Zaten bu yapıda neyi oluşturuyor? Kromozomu oluşturuyor. Kromozom. Gelelim bir diğer özelliğimize. Arkadaşlar genlerin bir tane hatta kavramın ismini yazayım. Locus diyeceğiz. Locus. Kromozomlar üzerinde genlerin bulunduğu bölgeye biz locus diyoruz arkadaşlar. O zaman yazalım. Kromozomlar üzerinde genlerin bulunduğu bölgeye locus denir. Locus denir. Her bir genin lokusu farklıdır arkadaşlar. Böyle yan yana veya ayrı ayrı yerlerde bulunurlar. Lokus da bu şekilde. Şimdi lokusu anlattıktan sonra bir de sentromer diyelim. 3,
4 diyelim şöyle, santromer. Arkadaşlar santromer de kardeş kromatitleri birbirine bağlayan bölgedir. Santromer bölgesi kardeş kromatitleri birbirine bağlayan bölgedir. Burada bir protein bulunur arkadaşlar. Burada bulunan proteini biz veya işte ipliklerinin gelip bağlandığı bölgeye biz ne diyoruz? Kinetokor bölgesi diyoruz. İsterseniz onu da yazalım. Kinetokoru da yazalım. Şöyle 5 diyelim. Kinetokor. Kinetokor. Bu da arkadaşlar ne dedik? İ ipliklerinin bağlandığı proteinlerdir. Proteinlerdir. Bunlar da kinetokor bölgesi olarak isimlendiriliyor. Evet, isterseniz sentromer ve kinetokoru şöyle bir kromozom üzerinde göstereyim. Arkadaşlar şunlar kardeş kromatitlerdi. Kardeş kromatitlerin bu bağlandığı bölgeye ne diyoruz biz? Sentromer bölgesi diyoruz. Sentromer bölgesi. Sentromer bölgesinde şöyle proteinler bulunur. Biz bu proteinlerin bulunduğu yere de ne diyoruz? Kinetokor bölgesi diyoruz. İşte i iplikleri gelip kinetokor bölgesinden bağlanıyor. Evet, şimdi gelelim bir başka kavramımız arkadaşlar. O da 6 diyoruz. Homolog kromozom. Homolog kromozom. Nedir bu homolog kromozom? Bu da biri anneden, diğeri babadan gelen kromozomlardır arkadaşlar. Aynı özellikleri taşıyan kromozomlardır. Mesela X ve Y kromozomları. Nedir bunlar? Cinsiyete etki eden kromozomlardır. Cinsiyeti belirler. Bunlar homolog kromozomdur. Mesela diyelim ki göz rengine etki eden, işte saç şekline etki eden genleri taşıyan kromozomlar. Biri anneden geliyor, biri babadan geliyor. Biz bunlara ne diyoruz? Homolog kromozom diyoruz. O zaman yazalım. Biri anneden, diğeri babadan gelen kromozomlardır. Kromozomlardır. Aynı özellikler üzerine etki eder. Etki ederler. Şöyle düşünün arkadaşlar. Homolog kromozom mesela bizde kaç kromozom var? 46. Bu 46 kromozomun 23 tanesi annemizden geliyor. 23 tanesi babamızdan geliyor ve bizim 46 kromozom olmamızı sağlıyor. İşte biz bunlara hepsine ne diyoruz? Homolog kromozom diyoruz. Arkadaşlar homolog kromozomların bir arada bulunup bulunmamasıyla haploid ve diploid kromozomlu canlılar oluşuyor. O zaman şöyle yazalım. Homolog kromozomlar diploid dediğimiz iken kromozomlu canlılarda bir arada bulunur. Haploid dediğimizde en kromozomlu canlılarda bir arada bulunmaz. İşte homolog kromozom, haploid ve diploid dediğimiz kromozoma sahip canlılar da bu şekilde. İken kromozomlu canlılar diploid canlılardır arkadaşlar. Bunlar da homolog kromozomlar bir arada bulunuyor. En kromozomlu canlılar ise haploidlerdir. Bunlar da homolog kromozomlar bir arada bulunmuyorlar. Şimdi size kromozom çeşitlerinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, sentromerin bulunduğu yere göre kromozomlar 3'e ayrılıyor. Sentromerin bulunduğu yere göre 3'e ayrılır. Şekil üstünde göstereceğim arkadaşlar direkt ne olduğunu. Bakın, eğer ki sentromer orta bölgesinde ise, yani şöyle bir kromozom düşünün. Bakın şu şekilde. Şöyle bir kromozom düşünün. Eğer ki sentromer orta bölgesinde ise arkadaşlar, biz bu kromozomu metasentrik kromozom diyoruz. Metasentrik kromozom. Eğer orta bölgedeyse metasentrik. Biraz daha böyle uca yakınsa arkadaşlar, şöyle düşünün bakın.
şu kromozom, şu da diğer ucu, şu şekildeyse bakın, biraz daha uca yakınsa buna da submetasentrik diyoruz. Submetasentrik kromozom diyoruz. Biraz daha uca yakınsa, tamamen uç kısımdaysa arkadaşlar, şöyle kromozom, şurası uç kısım sentromer, şimdi çok az bir kısım var. Bakın burada. Buna da biz ne diyoruz? Akrosentrik kromozom diyoruz. Dur, bunu da yazmayacaktım. Şunu da yazacaktım. Akrosentrik kromozom. Bakın mesela X kromozomu metasentrik kromozoma uyumlu sağlar. Submetasentrik kromozoma da hangisini örnek verebiliriz? Y kromozomunu örnek verebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde kromozom çeşitleri sentromerin bulunduğu yere göre 3'e ayrılıyor. Metasentrik, submetasentrik ve akrosentrik olmak üzere. Arkadaşlar, bu şekilde biz genel kavramlardan bahsettik. Burada söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi gelelim hücre bölünmesine bir giriş yapalım. Evet, şimdi sayfamızı şöyle bir değiştirelim. Hücre bölünmesine bir giriş yapalım arkadaşlar. Diyelim ki hücre neden bölünür? Hücre neden bölünür? Neden bölünür? Arkadaşlar, hücrenin bölünme nedenleri, tabii ki birkaç tane nedenimiz var. Bunları sırasıyla söyleyeceğiz. Bunlardan birincisi, şöyle bir diyorum. Birincisi, hacim bölü ya da yüzey bölü hacim oranının bozulması arkadaşlar. Şöyle yazalım. Yüzey bölü, yüzey bu arada metrekare cinsinden r kare olarak yazıyoruz. Hacim de küp cinsindendir, değil mi? Hacim r küp. Oranının değişmesi ya da bozulması diyebiliriz. Arkadaşlar, bu oran bozulduğu zaman hücre bölünme yoluna gidiyor. Peki bu oranın bozulması demek ne demek? Şimdi yüzey sabit kalıyor ama hacim sürekli artıyor. Hacim sürekli artarsa buradaki oran azalır mı? Artar mı? Yüzey bölü hacim oranı azalır, değil mi? Dolayısıyla hacim sürekli arttığı için artık hücre zarı bunu taşıyamıyor arkadaşlar. Hem madde alışverişinde yetersiz kalıyor, hem de taşıyamayacak duruma geliyor. Dolayısıyla bu oran büyüdüğü zaman, değiştiği zaman ne oluyor? Hücre bölünme yoluna gidiyor. Gelelim ikincisine. İkincisi, hücre zarının madde alışverişinde yetersiz kalması. Yazalım. Hücre zarının madde alışverişinde yetersiz kalması. Bu da arkadaşlar yine bölünmeye sebep olan olaylardan bir tanesidir. Mesela hücre zarı, sonuçta hücrenin içerisinde madde taşıması gerekiyor ki hücredeki olaylar yürüsün diye. Hücre zarı dar alan, hacmi artıyor. Dolayısıyla içerisindeki organellerin isteği artıyor. Ne oluyor? Bu sefer hücre zarı madde alışverişine yetersiz kalıyor arkadaşlar ve bölünme yoluna gidiyor. Üçüncü olayımız, çekirdek ile hücre zarı arasındaki mesafenin artması. Şöyle, çekirdek ile hücre zarı arasındaki mesafenin artması. Mesafenin artması. Şimdi sonuçta hücredeki bütün olaylar çekirdek kontrolünde gerçekleşiyor. İkisi arasındaki mesafe artarsa çekirdek hücre zarına yetebilir mi? Yani yetişebilir mi? Onu yönetebilir mi? Yönetemez. Dolayısıyla arkadaşlar, bu durumda gerçekleştiği için yine hücre bölünme yoluna gidiyor. Daha sonra gelelim bir diğer özelliğine, bir diğer sebebimize. 4 diyoruz arkadaşlar. Çevredeki faktörlerin etkisi. Çevredeki faktörlerin etkisi. Nedir bu etkiler? Mesela arkadaşlar, herhangi bir şekilde hücreye temas olduğu zaman hücre bölünme yoluna gidebiliyor. Nasıl bir temas? Şöyle düşünün. Diyelim ki elimizde bir yara gerçekleşti. Yani ne yaptık? Yanlışlıkla bıçakla kestik. Normalde oradaki hücrelerin bölünmeye ihtiyacı yoktu. Ama bu yaralanma sonucunda ne oluyor? Oradaki hücreler uyarılıyor ve bölünmeye başlıyor. O yarayı kapatıyor arkadaşlar. Bu nedir? Çevredeki faktörün etkisi olur. Şöyle 5 diyorum. 5. Hücre içindeki kalsiyum konsantrasyonu arkadaşlar. Hücredeki kalsiyum
konsantrasyonu. Arkadaşlar, bu da bütün hücrelerde geçerli değil. Bazı hücreler bölünmeden önce dış ortama kalsiyum veriyor. Bu da yine bölünmeyi sağlayan veya bölünmeyi uyaran etkenlerden biridir. Altıncısı hormonlar. Yanlış yazdım. Şöyle. Hormonlar. Mesela büyüme hormonu, tiroksin hormonu, adrenalin hormonu bunlar veya östrojen hormonu bunlar ne yapıyor? Hücreleri bölünmesi için uyarıyor arkadaşlar. Özellikle kişi veya birey, varlık, canlı neyse bu büyüme evresindeyken hormonlar çok daha etkilidir. Mesela büyüme evresindeyken büyüme hormonu oldukça büyük özellikler, bu tür konuda özellikler gösterir arkadaşlar. Evet, bizim hücre neden bölünürün cevabımız bunlar. 6 tane cevabımız var. Bu cevaplardan belki karşımıza sorular çıkabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim hücre döngüsünden kısaca bir bahsedeyim size. Şöyle hücre döngüsü diyelim. Hücre döngüsü. Arkadaşlar, hücre döngüsü bir hücrenin iki bölünme arasında geçirdiği zamandır. Yani oluşan evrelerdir. Şöyle yazalım. Bir hücrenin iki bölünme arasında geçirdiği zaman dilimidir. Mesela bu arkadaşlar, bu zaman dilimi bazı hücrelerde işte 24 saat, bazılarında 20 dakika. Özellikle bakterilerde bu çok kısadır, hücre döngüsü. Bu yüzden çok çabuk bölünürler ve çok çabuk çoğalırlar. Mesela bitki ve hayvanlarda yaklaşık olarak 19 saat sürüyor arkadaşlar bu olay. Ama bakterilerde dediğim gibi en hızlı olan bakteri de 20 dakikada bir çoğalabiliyor. Evet, şimdi gelelim hücre döngüsünde arkadaşlar hangi evreler var, hangi olaylar var, bunlara bakalım. Arkadaşlar, hücre döngüsünü şöyle bir daire içerisinde gösterirsek, bu dairenin 4'te 3'lük kısmını, şöyle 4'te 3'lük bu büyük kısmını interfaz dediğimiz evre kaplıyor. Bakın, interfaz evresi. Şuraya yazayım hatta. Şöyle. İnterfaz. Burası kaplıyor arkadaşlar. Bu evreyi, bakın şurayı. Şu evreyi ise mitotik evre. Mitotik evre. Ben mitoz üzerinden gösteriyorum ama meyoz için de aynısı geçerlidir. Şimdi peki neden interfaz bu kadar uzun sürüyor? Çünkü interfaz hazırlık evresidir. Hazırlık evresi her zaman için daha uzun sürer. Yani şöyle düşünün. Mesela bir tatile bir yere gideceksek hazırlanmamız belki 2 haftamız, 3 haftamız alıyor. Ama yapacağımız tatil en fazla 1 haftalık bir tatil. İşte her zaman için arkadaşlar hazırlanma daha uzun sürüyor. İnterfaz evresini de biz kendi içerisinde 3'e ayırıyoruz arkadaşlar. Şöyle ayırayım, bakın. Kendi içerisinde 3'e ayrılıyor. G1 evresi, S evresi ve G2 evresi arkadaşlar. Pardon, şuraya G2. Şurası G1, S, G2, bu şekilde gidiyor arkadaşlar. G1, S ve G2 evresi olarak 3'e ayırıyoruz. Şimdi genel hatlarını veriyorum. Bir sonraki videoda daha detayını anlatacağım. Bu evrelerde neler gerçekleşiyor, bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar, mitoz bölünme dediğimiz, yani bu mitotik evre ise kendi içerisinde bu da ayrılacak. İlk önce karyokinez ve sitokinez olarak ikiye ayrılıyor. Hatta hemen şöyle ayırayım. Bakın, burada ayırmayacağım karışmasın diye. Mitotik evreyi ben şurada ikiye ayıracağım. Bir karyokinez diyeceğim. Karyokinez, bir de sitokinez diyeceğim. Arkadaşlar, karyokinez çekirdek bölünmesidir. Çekirdek bölünmesi. Sitokinez ise sitoplazma bölünmesidir. Sitoplazma bölünmesi. Şimdi karyokinez, yani çekirdek bölünmesi de yine kendi içerisinde ayrılacak ki bunları zaten biliyoruz. 4'e ayrılır arkadaşlar. Sırasıyla profaz, metafaz, anafaz ve telofaz. Bunlar nedir? Karyokinez evresinin
6 evreleri diyebiliriz. Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz. Sitoplazma bölünmesi, yani sitokinez zaten bu şekildedir. Kendi içerisinde ayrılmaz. Evet, bu anlattıklarımın hepsi arkadaşlar bir hücrenin hayat döngüsüdür. Yani bir hücre bir bölünmeden diğer bölünmeye kadar bu evreleri geçiriyor. Ve her hücre arkadaşlar bunu geçirebilir. Tabii bölünemeyen hücreler var. İsterseniz onları da şuraya not olarak yazayım. Bakın not diyorum. Not, bölünemeyen hücreler. Şöyle. Bölünemeyen hücreler. Arkadaşlar bölünemeyen hücreleri ben şöyle kodluyorum. Kars yumurtası olarak kodluyorum. Kars yumurtası. Şimdi nedir bu kars yumurtasındaki harflerimiz? Arkadaşlar buradaki K kas hücresi. Kas hücresi ya da kan pulcukları. Kan pulcukları. Buradaki A farklı bir renkle yazayım. Buradaki A al yuvardır. Al yuvar. Buradaki R arkadaşlar retinadır. Retinamız da bizim bölünemez. Buradaki S sinir hücresidir. Sinir hücresi. Yani nöronlardır. Buradaki yumurta da zaten bildiğimiz yumurta hücresidir arkadaşlar. O da bölünme özelliği yoktur. Şimdi bunların farklı farklı sebepleri var. Mesela sinir hücresinde sentrozom olmadığı için bölünemez. Aynı şey yumurta hücresi için de geçerlidir. Sentrozom olmadığı için bölünemiyor. Mesela al yuvarlarda arkadaşlar çekirdek yoktur. Yine sentrozom yoktur, bölünemez. Yani bu şekilde farklı farklı sebepleri var. Bu sebeplerine girmeyeceğiz. Ama bölünemeyen hücreleri ben genel olarak bu şekilde kodluyorum. Evet, hücre döngüsünden bahsettik. Hücre neden bölünürden bahsettik. Kavramları verdik. Bir sonraki videoda artık detayına iniyoruz. Mitoz bölünmeyi anlatacağız arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.